Richard Kes var ya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ona konuşmuş. Diyor ki Kes, hükümetinizin yarattığı hasarı mı tamir ediyorsunuz diyor. Deprem felaketinin etkisini unutmamak lazım diyor. Fakat deprem felaketinin etkisi değil, sadece yani o sebep değil de onun öncesinden başlayan bir süreç vardı. Tabii canım. Bu faiz inme kısmı, işte sonra enflasyon yükselmesi, dövizin patlaması, rezervlerin erimesi falan. Deprem de üzerine krem oldu. KKM, evet, deprem de üzerine geldi çünkü. 100 milyar öncesinde dolar başlamıştı. Ama yani hepsini harcadık değil, bir de şimdi bunlar da net anlatılmıyor. O yüzden borcun şişip şişmediğini soruyor. Abartılacak bir şey yok diyor. Kısa vade 180 milyar dolar ödeme var. Vatandaş borçlu. Devlette bütçe açığı var. Kamu borcu var. Dış açık var. Vatandaşın, özel sektörün borcu ya var. Ya şöyle söyleyeyim. Borç, belediyelerin borcu var. Dün herkes BDDK borçlu. Şey açıkladı. Kredi oranlarını. Ha. Kredi kartı ve kredi oranları 3 trilyon liralık kredi borcu var şu anda vatandaşın. 3.2. 2'yi söylemedin. Tamam. 3 trilyonu aşkın. Hayır abi. 2 azıyız bu arada. 3.2 olunca da 200 milyar. Ya, oraya çıktı. Yaklaşık 100 milyar dolar. Evet. Kredi borcu. Senin gelirin artmayacak, o 100 milyar doları nasıl ödeyeceksin? Ve o 3 trilyona işte. Yaklaşık ortalama faiz %50 ise, 3 trilyon ortalama faiz %50 ise gelecek sene 4,5 trilyon olacak bu borç. %60 küsür. Yani ortalama ticari kredi masrafı %80. Çok daha yüksek. Gelecek yani sene 4,5 trilyon olacak tabii. Borç. Öden. İnanılmaz. Senin böyle bir gelirin artmıyor. Ne olacak? Yani 100 milyar dolar bireysel kredi ve kredi borcu Türkiye gibi bir ülkede olmaz. Sen Amerika olursun olur. Ama Türkiye'de olmaması gereken bir ülke yani. Çok yani yüksek. Dayandıkları tek şey şuydu. Yani, hepimiz. Yani kamu borcunun görece yönetilir bir seviyede olması. Hep tabii bunu anlatırlar. Tabii orada yapış devletleri saymazlarsa. Yüzde işte dünyada bu oran %90'larda, biz %55'lerde, %60'larda tutuyoruz demişlerdi. Şimdi aslında geldiğimiz nokta şu. Bütün bu yaşadığımız süreç, son 4-5 senelik süreç, orada da gün gün bozulma. Yani o oranlar da yukarı doğru çıkıyor. Hani ne diyor? Diyor ki şuradan aslında pay biçiyor. Onu da şöyle değerlendiriyor. Kur çok arttığı için içerideki borçlanmanın değeri düşüyor ve oran böyle çok da yükselmemiş gibi gözüküyor. Ama öte taraftan ciddi bir yük artışı söz konusu. Türk lirası cinsinden de, döviz cinsinden de. Bunu yani bugüne kadar en dışarıdan da mesela Türkiye ekonomisiyle ilgili bir şey geldiğinde, yorum geldiğinde şöyle söyleniyordu. Şu riskler var ama kamunun borç yönetimini gayet iyi gidiyor derlerdi raporlarda. Şimdi dönüyor, orası da bozulmaya başlıyor. Ben böyle bir şey okumadım mesela son dönemde. Şöyle bir hikaye var bir de. Şimdi Maastricht kriterleri diye bir kriterler vardır. Ülkeler buna uymak zorundadır. Bizim ona göre rakamlarımız gayet iyi. Maastricht kriterleri tutturuyoruz. Peki nasıl tutturuyoruz? Yaklaşık 810 milyarlık borcu Merkez Bankası'na atıyorsun. Senin bütçen tutuyor. Merkez Bankası'nın borç gözükmüyor çünkü. Zararı. O zarar olarak gözüküyor. Halbuki onu sen bütçeye koysan ne Maastricht'i tutturabilirsin ne herhangi bir şeyi tutturabilirsin. Hiçbir şey tutmuyor. Ama sen gidip de borcun yarısını bu artık Merkez Bankası'nın borcu diye artarsan ne oldu? Anlat bana. Maastricht kriterlerini tuttur bakayım. Tabii %65 olması gerekiyor. Bizde borcu zarar olarak yazınca borç olmamış oluyor. Bir de aslında borcu. 74 milyar dolar KKM'n, 180 milyar dolar döviz mevduatım var. Zaten bayağı bir dolarize olmuşsun, yorumlardan da görüyoruz. Buraya kadar dolarize olmuşsun. Vatandaş daha da temkinli. Sen Türk parasına güvenir misin? Tabii da vatandaş da temkinli, ısrarlı. Mesela kur korumalı mevduattan çözülmüyor şimdi. Her yerden enflasyonun yüksek, tasarrufun yok. Bütçe açığın var, dış ticaret açığın var. Altın kotasıyla da biraz... Onu söyleyeyim mi? Bak, o da var. Geçen sene bizim 26 zor bir dönem yani. 26 milyar dolar kaynağı belli olmayan giriş paramız vardı. 26 milyar dolar. Çok ciddi. Kaynağı belli aslında da açıklayamadığımız. Rusya'dan gelen paralar bize giriyordu kapalı çarşıdan. Çünkü Rusya savaştaydı, biz de bozdurabiliyorlardı. Şu anda o 26 milyar dolar geri gitti. Ruslar çekti. 11 milyar dolar net hata noksa yani nereye gittiği belli olmayan para var. Nereye gidiyor bu? Altın o kadar 30 milyar dolarda çıkmış işte, 2 ayda. Evet, altın çünkü işte Suriye, Irak, Gürcistan sınırı altın kaçakçılığı. Nasıl kar var biliyor musun? Çünkü Türkiye'de altın sadece Merkez Bankası bir iki de elit kesim ithal edebilir. Bütün ithalatı yasakladılar. İnsanlar Türk lirasına güvenmeyince altın satın almaya çalışıyorlar. Kayıt dışına. Kapalı çarşıya gittim.
Ya altın arasındaki marj nasıl açık biliyor musun? Çünkü adamların elinde altın yok satacak. Almak isteyen pahalıdan alsın diyor. Yani mesela normal şartlarda atıyorum Cumhuriyet altını çeyrekti şuydu buydu 2000 lira alış 2020 lira satış olur. Az fark var. 2000 lira alış 2300 lira satış. Acayip %7-8 fark var marjları arasında. Olmaz. Olmaz. Niye? Tabii. Çünkü altın yok. Kaçak. Ve kuyruk var. E haliyle ne oluyor? Ulan Türkiye'de çok büyük marj var. Hop kaçak gelsin. Sonra kaçak gelince ne oluyor? 11 milyar dolar. Dolar gidiyor oraya. Nereden çıktı para anlamıyoruz diyor. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Kaçak altın giriyor cayır cayır ülkeye. Kaçak et giriyor ülkeye ya. Bırak altını et. Çünkü dünyanın en pahalı eti neredeyse biz de Almanya'dan pahalı et diyoruz. Haliyle adam vücuduna et sarıp giriyor ülke. Kamyonetlerin arkasında. Ya size bir soru sorayım mı? Büyük cüret yalnız ya. Ya tabii teke sokmuş iki tane bundan 3-4 yıl evvel. Öyle bir iddiası var. Bir de bayağı ucuza ithal edip pahalıya satıp kar yazıyorlar iddiası var Murat Muratoğlu'nun. İddia mı? Yani bunu gündeme getiriyor. Daha hiç kimse bir şey böyle bir şey mi var diye bakmadı. Ya normal şartlarda beni yalanlarlardı. Değil mi? Evet. Yalan var mı? Evet.